G7 Liderler Zirvesi Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı. Liderler Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyeceklerini belirttikleri bir bildiri yayınladılar. 3 gün sürecek bu arada zirve. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katılacak. G7 liderleri Japonya'nın Hiroşima kentinde buluştu. ABD Başkanı Joe Biden Hiroşima'ya giden ikinci ABD Başkanı oldu. G7 zirvesi bu yıl Japonya'nın dönem başkanlığında Hiroşima'da düzenleniyor. Liderler Japonya Başbakanı Fumio Kishida tarafından Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşılandı. Aile fotoğrafının ardından atom bombası saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çelenk bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Barack Obama'dan sonra Hiroşima'yı ziyaret eden ikinci ABD Başkanı oldu. Liderler 3 gün sürecek zirvenin ilk oturumunu tamamladı. Toplantıdan Rusya'ya karşı birlik ve Ukrayna'ya destek mesajı çıktı. Rus birlikleri geri çekilmeden barışın gerçekleşmeyeceğini belirten liderler, Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı. Bu sırada Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ABD Başkanı Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını belirtti. Bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğu kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de zirveye katılması bekleniyor. G7 zirvesi devam ederken protestocular da sokaktaydı. Ellerinde emperyalist G7 etkinliğine hayır, Ukrayna'dan elinizi çekin ve nükleer savaşa hayır yazılı pankartlar taşıyan göstericiler kent merkezinde protesto yaptı. Göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi.